Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayşegül Öğretmen kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup hemen sağındaki zili aktifleştirdiğiniz zaman bütün videolarım sizlere kolaylıkla ulaşacaktır. Bugün sizlerle yine 4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. ünite sevap, günah, helal ve haram e, isimli başlıklı konuyu birlikte işleyeceğiz. Sevap kişinin İman, ibadet, ahlak ve tüm güzel davranışlarının karşılığı olarak Yüce Allah tarafından kendisine verilen ödüle denir. Kişinin iman, ibadet, ahlak ve tüm güzel davranışlarının karşılığı olarak Yüce Allah tarafından kendisine verilen ödüle sevap denir. Rabbimiz bizden her zaman güzel davranışlarda bulunmamızı ister, kendimize ve başkalarına faydalı olacak hayırlı ameller işlememizi emreder. İyilik yapanları, güzel davranışlarda bulunanları ödüllendirileceğini belirtir. Dolayısıyla bizler dinimizin emrettiği Yüce Allah'ın yapmamızı istediği davranışları yaparsak sevap kazanmış oluruz. İstediğimiz hayırlı ameller sayesinde Rabbimizin rızasını ve sevgisini kazanırız. Emrettiği güzel davranışları yaptığımız için Allah da bizi ödüllendirir. Yüce dinimizin yapılmasını emir ve tavsiye ettiği kişiye ve topluma faydalı olan her güzel davranış sevaptır. Namaz kılmak, oruç tutmak, Kur'an okumak, çalışmak, muhtaç birine yardım etmek, hayvanlara iyi davranmak, kimsesizleri gözetmek sevap olan davranışlara örnek verilebilir. Günah, dinin emir ve yasaklarına aykırı olarak yapılan söz, iş, iş ve davranışlara denir. Yüce dinimizin temel amaçlarından biri insanların iyiliklere yönelmelerini Toplumda her türlü kötülüğün yok edilmesini sağlamaktır. Bu nedenle dinimiz kişiye ve topluma zarar veren, insanlar arası ilişkileri olumsuz etkileyen her türlü söz ve davranışı yasaklamıştır. İşte dinimizin yasakladığı iş ve davranışları yapan kişi günah işlemiş olur. Rabbimizin emrettiği ibadet ve davranışları yapmamak da dinimize göre günahtır. Anne ve babaya saygısızlık etmek, iftira atmak, dedikodu yapmak, içki içmek, kumar oynamak, hırsızlık yapmak günah olan davranışlara örnek olarak verilebilir. Allah'ın emirlerini yerine getirmemek, ibadetleri yapmamak, Allah'a şirk yani ortak koşmak, Allah'tan başka ilahlar olduğunu veya da Allah'ın hiç olmadığını kabul etmek de dinimizde büyük günahlardandır yine. Haram e, dinimizce yasaklanmış olan iş ve davranışlara denir. İslam dinin kişinin ve toplumun huzurunu, mutluluğunu hedefler. Bu sebeple de bireye ve topluma zarar veren her türlü kötü davranış ve alışkanlığı da yasaklar. İşte dinimizin yasakladığı kötülükler haram olarak adlandırılır. Cana kıymak, yalan söylemek, iftira etmek, hile yapmak, başkasının hakkına el uzatmak, içki içmek, kumar oynamak gibi davranışlar haramdır. Kur'an-ı Kerim'de nelerin haram olduğuna ilişkin pek çok ayet vardır. Örneğin bir ayette şöyle buyrulur. De ki: "Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın." Ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız. En'am suresi 151. ayetin manasıydı okuduğumuz ayet. Peygamberimiz yine bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Ey insanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Dünyaya ait isteklerinizde ölçülü olun. Helal olanı alın, haram olanı terk edin buyurmuştur. Helal dinimizin kullanılmasına, yapılmasına, yenilip içilmesine izin verdiği şeylere denir. Örneğin çalışarak, çalışarak kazanılan para, miras yoluyla elde edilen mallar helaldir. Kur'an'da artık Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Eğer yalnız ona ibadet ediyorsanız Allah'ın nimetine şükredin buyurulur. Böylece yediğimiz ve içtiğimiz şeylerin helal olması gerektiği hatırlatılır. Peygamberimiz de bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. Helal Allah'ın kitabında helal kıldıklarıdır. Haram da Allah'ın kitabından kitabında haram kıldıklarıdır. Hakkında bir şey demedikleri ise müsamaha gösterdiği şeylerdendir. Esasen helal olan şeyler çok fazladır. Haramlar ise sınırlıdır. Rabbimiz bütün iyi ve temiz şeyler siz şeyler size helal kılınmıştır buyurarak bu hususa dikkat dikkat çekmektedir. Bu sebeple insanın daima helal onarı araması, helal olanla yetinmesi gerekir. Dinimizde kişiye ve topluma faydalı olmak amacıyla yapılan güzel iş ve davranışlara salih amel denir. Yüce Allah güzel davranışlarımızı karşılıksız bırakmayacağını, yaptığımız iyiliklerden dolayı bizi ödüllendireceğini Kur'an'ın birçok ayetinde belirtmektedir. Bir ayette erkek veya kadın mümin olarak kim salih amel işlerse onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükafatını elbette yapmakta olduklarının en güzeliyle veririz. Rabbimiz başka bir ayette de salih amel işleyenleri şöyle övmektedir. İman edip salih ameller işleyenlere gelince halkın en hayırlısı da onlardır. Onların Rableri katındaki mükafatları, zemininden ırmaklar akan, içinde devamlı olarak kalacakları adın cennetleridir. Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Bu söylenenler hep Rabbinden korkanlar, ona saygı gösterenler içindir. Allah Celle Celaluhu güzel davranışta bulunanları ödüllendirileceği gibi günah işleyenleri de cezalandıracaktır. Çünkü günah işleyenler hem Allah'ın emrine karşı gelmekte hem de kendilerine ve başkalarına zarar vermektedirler. Cenab-ı Allah bizi bu konuda şöyle uyarmaktadır. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka çekeceklerdir. Öyleyse bizler açık ya da gizli her türlü kötülükten haram ve Günah olan işlerden kaçınmalıyız. Her zaman dinimizin emir ve yasaklarına uymaya, güzel davranışlarda bulunmaya ve kötülüklerden uzak durmaya önem vermeliyiz ve gayret etmeliyiz. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım herkes için çok faydalı olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.